Evet arkadaşlar, pneumatik motorun çalışma yöntemini anlatıyorum. Pneumatik motor rotoru düz ama gövdesi eksantrik yapıda olan bir sistemdir. Rotora bağlı fiberden yapılmış kanatçıklar var. Kanatçıklara A ve B yönünden hava verilerek dönmesini sağlayarak motorun sürekli dönüşünü sağlıyor. Bu kanatçıklar dar yöne gelince tam içeri, geniş yöne gelince tam dışarı çıkarak havadan aldığı güç ile rotoru çevirerek pneumatik motorun sürekli dönmesini sağlıyor. Burada kullandığımız havanın mutlaka şartlandırıcıdan yağlı havanın gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde motora zarar verir. Bunun çalışma prensibi böyle. Kapağını kapatıp test edelim şimdi. Evet arkadaşlar, motorun kapağını kapattık. Şimdi test edeceğiz. Havamızın mutlaka şartlandırıcıdan yağlı olarak gelmesi lazım. Aksi takdirde motora zarar verir. Motorumuzu bu şekilde toplamış bulunuyoruz. Bu tarz videoları beğenmek için lütfen kanalıma abone olun. Herkese faydalı olsun.